Elhamdülillahi Rabbil Alemin vel akıbetü lil müttakin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Rabb işrahli sadri ve yessirli emri vahlül ukdeten bil lisani yefkahu kavli. Rabbim göğsüme genişlik ver, kolaylaştır işimi, düğümü çöz dilimden ki anlasınlar beni. Amin. İyiliği sonsuz ikramı bol Allah'ın adıyla. Herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum. Konumuz Ramazan ayında olduğumuz için oruç. Ama Ramazan orucu. Tabii bizim programımız Kur'an açısından programı. Biz konularımızı Kur'an-ı Kerim açısından değerlendiriyoruz. Allah-u Teala o konular hakkında bize Kur'an'da neler bildirmiş, bunlara bakıyoruz. Ve sizlerle de bunu paylaşıyoruz. Şimdi Ramazan orucu ile ilgili Kur'an-ı Kerim'de 5 tane ayet var. Hatta 4 tane ayet var. Bakara suresi 183, 184, 185, 186 ve 187'de anlatılır. Şimdi konuyu Ramazan orucu konusunu Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala bize nasıl anlatmış? Bu kadarcık ayette, 4 tane ayette bizden ne istiyor? Bunu anlatmaya çalışacağım. Tabi halk arasındaki gibi o fıkhi konulara girmeden, işte sakız orucu bozar mı, ne bileyim yolda yürürken kar tanesi ağzıma girdi, orucum bozuldu mu gibi, yani böyle tabiri caizse saçma sorular. Çünkü konuyu anlayamamış, orucun Kur'an-ı Kerim'deki mahiyetini bilmeyen insanların sadece işte ağızdan bir şey girmesin de nasıl olursa olsun diye konuyu değerlendirmiş. Bu şekilde kabul etmiş olan insanların soracağı sorulardır bunlar maalesef. Fakat televizyonlarda görüyoruz, konu hep bu şekilde anlatılıyor. İnsanlardan gelen sorularda yıllardır, yani yıllardır aynı sorular. Şunu yaptım, orucum bozuldu mu, bunu yaptım, ne yapabilirim gibi sorular. Sorular böyle olunca karşı taraftaki insanlar da hep aynı şeylerle cevap veriyor tabii ki. Şimdi bakalım Bakara suresi 183'te Allah-u Teala Ramazan orucu ile ilgili bize neler söylüyor. Ayet ey iman edenler diye başlıyor. Çünkü oruç ibadeti imanla alakalı bir konu. Ve sadece Muhammed ümmeti ile alakalı değil, önceki kitaplarda da Yahudilikte, Hristiyanlıkta, hatta bilmediğimiz, duymadığımız nerelere Cenab-ı Allah bir vahiy gönderdiyse Nebi Resul aracılığıyla oralardakinde de oruç olduğunu görüyoruz. Neden? Şimdi bu ilerisinde söylenecek zaten neden olduğu. Şimdi diyor ki ey iman edenler, sizden öncekilere yazıldığı gibi, bakın önceki vahiylerde demek ki Allah-u Teala bu orucu onlara da farz kılmış. Bize de diyor ki sizden öncekilere farz kılındığı gibi siyam size de yazıldı. Yani siyam dedi, biz oruç diyoruz. Aslında Kur'an-ı Kerim oruç diye bir, Kur'an-ı Kerim'de oruç diye bir ifade yoktur. Onun Kur'an'daki adı siyamdır, savumdur. Arapçası böyle. Bu da kendini tutmak demek. Farsça oruç demiş. Türklerde o şekilde onlardan dini öğrendiği için bize de işte salat olan namaz diyoruz biz mesela. Kur'an-ı Kerim salat der, biz namaz diyoruz. Çünkü oradan öğrendik ya. Şimdi bu siyamı size de farz kıldım diyor Cenab-ı Hak. Yani nedir bu siyam? Kendini tutmak. Orucun adı bu. Yani bizim oruç diye bildiğimiz bu ibadetimizin adı siyam. Kendini tut. Size de yazıldı diye bize bunu emrediyor. Bir görev olarak bize yüklemiş Allah-u Teala bunu. Kabulümüz bu. Peki niye? Bu soru sorulduğunda genelde hep aynı şey söyleniyor. Fakirlerin halini anlamak için. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de böyle bir ifade yok. Bunu biz nereden aldık? Ha böyle bir bize bir böyle bir faydası olabilir mi? Yani olabilir şöyle düşündüğümüzde, ama Allah-u Teala böyle bir şey bizden bahsetmiyor. Neden biz Allah-u Teala'nın bahsettiği şekilde bilmiyoruz her şeyi de? Halk arasında konuşulduğu gibi biliyoruz. Bütün konularda böyleyiz. Neden?
Çünkü biz vahye hiç bakmıyoruz. Yani daha önceden de söyledim ama gene söyleyeyim. Bakın bu millete din dendiğinde ya abdestten bahseder, ya namazdan, ya oruçtan bahseder. Onun din algısı bu kadardır halk arasındaki insan. Görevli olan kişiler, bir şeyler anlatmayla görevlendirilmiş kişiler de hep bu konular üzerinde fetvalar verirler. Oysa abdest dediğimiz, yani bu milletin öyle oldu mu, böyle oldu mu diye bu abarttığı bu konu Kur'an-ı Kerim'de bir tanecik ayette geçer. Her şey de orada söylenmiştir. Ama ne hikmetse halk bununla hiç yetinmez. Zaten anlatılmaz, öğretilmez. Fıkhımız da bunu abartabildiği kadar abartmıştır. Konu bu. Şimdi oruca gelelim. Ramazan orucu. İşte 4 tane ayet. Başka bir şey yok. 4 tane ayette Allah-u Teala bahsetmiş. Acaba kaç tanemiz bu 4 tane ayeti? Ben Ramazan orucu tutuyorum. Allah-u Teala bunu bana emretmiş. Kur'an-ı Kerim'de Allah bu konu hakkında bize ne söylüyor diye bakan kaç kişi var? Lütfen herkes kendini bir yoklasın. Şimdi Kur'an-ı Kerim bize bu konu hakkında bilgi verirken biz diyoruz ki fakirin halini anlamak için. Fakir de bu orucu tutmak zorunda. O kimin halini anlayacak? Adam zaten aç. Konu böyle bir şey değil. Oruç ibadeti o kadar önemli bir ibadettir ki Adem Aleyhisselam'dan beri var olan, aynı namaz ibadeti ki var olan bir ibadettir. Önemini bildirmek için bunu söylüyorum. Şimdi bakalım neden oruç bize farz kılınmış? Ayetin içinde söylüyor. Umulur ki takva sahibi olursunuz. Bakın ayet böyle bitiyor. 183. ayet. Bir daha okuyayım. Ey iman edenler, sizden öncekilere yazıldığı gibi bu oruç size de yazıldı, size de farz kılındı. Umulur ki takva sahibi olursunuz. Yani bu oruç bizim takvalı olmamız için yapılan bir ibadet. Aç kalmak falan değil. Biz bu şekilde, yani bu kendini tutma, siyam ibadetini yerine getirirken takvamız artacakmış. Takva neydi? Günahlara karşı kendini korumak. O zaman ne anlıyoruz buradan? Allah-u Teala bize diyor ki takva hissinizi, takva duygunuzu, günahlara karşı kendinizi koruma yeteneğinizi arttırabilmek için sizi bir aylığına bir eğitime tabi tutuyorum. Normal zamanlarda size helal olan şu yiyecekleri şu vakitler içerisinde yemeyi size yasaklıyorum ki haramlara karşı kendinizi koruma yeteneğiniz artsın. Gücünüz artsın. Takvanız artsın. Günahlara karşı kendinizi koruyabilme gücünüzü arttırmak için bu orucu size, sizden öncekilere yazdığım gibi size de yazdım. Konu bu, takva. Sadece bu mu? Değil. Devam edeceğim. Ama bakın, halkın içerisinde bize söylenen yok ama. Fakirin halini anlamak falan filan. Hani sonraki konularda belki şöyle de bir şey olabilir mi? Böyle de bir bize bir kattığı bir özelliği olabilir mi? Bir faydası olabilir mi diye belki bunlar değerlendirilebilir ama lütfen biz Müslümanız. Allah'ın dinine müslim, teslim olmuş insanlar dinini Kur'an'dan öğrenir ve ona teslim olur. Oradakine iman eder. Oradaki hikmetleri araştırır. Buna göre hayat yaşar. Ne dedi? Umulur ki takvaya erersiniz. Umulur ki takva sahibi olur. Allah bizim takva sahibi olmamızı istiyor. Bunun için de bize siyam, yani kendini tutmak, oruç ibadetini bize farz kılmış. Konu bu. Şimdi gün içerisinde oruçluyuz. Karnımız aç, susuzluk içerisindeyiz. Takva sadece aç kalmakla alakalı bir şey değil. Hani Allah Resulü rivayetlerde söylüyor ya,
size biri sataştığında ben oruçluyum deyin geçin diyor ya. Şimdi ne yapacağız burada? Şimdi o açlık hissi, susuzluk hissi bizi sürekli zihnimizde bulunduğu için beyine sinyaller gidiyor, açsın, canı su istiyor. Sürekli o oruçlu olduğumuz ve günahlara karşı kendimizi korumamız gerektiği hissi de zihnimizde sürekli canlı kalıyor ve kendimizi tutuyoruz günahlara karşı. Oruç böyle tutuluyor. Böyle tutmamız gerekiyor. Hani diyor ya Resulullah, öyle oruç tutanlar vardır ki onların yanına kar kalan sadece aç kalmalarıdır. Çünkü günah işlemiş, gıybet etmiş, dedikodu yapmış, kötü söz söylemiş, işte kavga dövüş yapmış, yalan konuşmuş, uğraştığı, yaptığı işlerde halam herar hiç bakmamış, canının istediği gibi yaşamış ama aç kalmış. Oruç böyle bir şey değil diyor ya rivayetlerde. İşte aynı bu. Anlatılan bu. Bunların hepsi takva konusu çünkü. Biz orucu takva için tutuyorsak o zaman takvayı bozan şeylerin de orucu bozması gerekmiyor mu? Oruç bu yüzden vardı ya. Takvayla alakalıydı ya. Bu sadece yemek içme işi değil. Yemekten, içmekten, aile münasebetinden uzak kalmamızın sebebi o takva duygusunda olmamız gerektiği o hissin zihnimizde sürekli canlı kalması içindir. Evet. İşin bu yanını maalesef ki biz es geçmişiz. Maalesef. Sadece konu Ramazan orucunu tut olarak algılanmış bizde. Ve diğer ibadetlerde olduğu gibi maalesef ne kadar halkı takvaya ulaştırdı tartışılır. Ve ortada zaten ulaştırmadı. Çünkü günahlar yine ayan beyan ortada işleniyor. Ama bakıyorsun ki o adam Ramazan'da oruç tuttu. Ha, demek ki takvaya kavuşamamış. Takva duygusunun öyle bir bilgisi de yok zaten. Öyle bir bilinci de yok ki adamın. Öğretilmedi ki. Bu ayetler onlara anlatılmadı ki. Tebliğ edilmedi ki. İşte burada Kur'an ehline, tevhid ehline böyle bir vazife de var. Emri bil maruf nehyanil münker. İyiliği emredip, yani Allah'ın emir ve yasaklarını emredip kötülükten men etmek için uğraşanlar dediği bir görevimiz var bizim. Burada sorumluluk var. O yüzden herkes bu sorumluluğu üstüne alsın. Şimdi bu 184'e geçiyoruz. Takva dedik. Buradan kopmayalım. Yani bu takva olayını anladıysak orucu anlamışızdır. Eğer bu takva konusu anlaşılmazsa, burayı es geçersek oruç konusu gerçekten anlaşılmaz. Şimdi bu sayılı günlerdedir diyor. Evet, Ramazan bir ay boyunca. Tamam. Artık sizden kim hasta ve seferde olursa tutmadığı günleri sayısınca diğer günlerde tutsun. Hani böyle de bize bir merhametiyle, rahmetiyle yaklaşıyor Allah-u Teala. Bunu farz kılıyor bize. Fakat kolaylığını da peşinden veriyor. İşte onu tutmaya gücü yetenler bir yoksulu doyuracak bir fidye versin. Bu da önemli bir konu. Oruç tutanlar mı fidye verecek, tutmayanlar mı fidye verecek konusu İslam alimleri arasında tartışılmıştır. Fakat ayet bağlam gereği bakıldığında oruç tutan kişilerin fidye vermesi gerektiği anlaşılıyor. Bunu da böyle söyleyeyim. Yani bir yoksulu doyuracak. Bununla ilgili bir rivayet de var. O eksik kalan yanlarınızı bayram sabahı verdiğiniz fitre o eksik kalan yanlarınızı tamamlamak içindir diye bir rivayet var. Çünkü orada rivayette anlatılıyor, siz hataya düşebiliyorsunuz. İşte o takvalı davranmamış olabilirsiniz, bari bunu bu verdiğiniz miktarla affettirirsiniz gibi böyle bir rivayet de var. Hani buradan anlayabilirsiniz en azından. Dediğim gibi tartışmalı konulara girmiyorum. Böyle olmakla birlikte kim gönülden gelerek daha fazlasını yaparsa, hani dedi ya o fitreyi verirken bir yoksulu doyuracak bir miktar diyor ya, ama diyor daha fazlasını, kim gönülden gelerek daha fazlasını yaparsa bu onun için daha hayırlıdır. Dolayısıyla şimdi biz o zaman topluma bunu da anlatmamız gerekiyor. Oruç bir sefer takva konusudur. Mesele yiyip içme konusu değil, takvalı davranma konusudur.
Bu çok önemli bir noktadır. Ondan sonra fitreyi de, yani durumumuz varsa sadece bu belirlenen bu fitre miktarı değil, gerçekten şöyle elini vicdanına koyup Allah rızası için ben bugün ailemle yemek yemeye çıktığımda nasıl yemek yiyorum? Evimde iftara gideceğiz şimdi, şurada ne kaldı? 40-50 dakika falan. O iftar sofrasında neler arıyoruz? Neler olmasını istiyoruz? O zaman bir yoksulun karnını doyuracaksak durumu olanlar için ona göre bir fitre vermesi gerekir. Durumu olmayanlar da bir ekmek parası bile verebilir. Çünkü durumu yok adamın. Sonuçta mesele birisinin karnını doyurmak ya. Senin de durumun yok, paran yok. Bir ekmek parası dahi bir fakirle paylaşsan yine o görevi yerine getirmiş olursun. Aranızda da böyle bir kaynaşma olur. En azından fakir fitre vermemiş olmaz. O da vermiş olur yani. Eğer bilirseniz siyam yapmanız sizin için daha hayırlıdır. Şimdi burada da Allah-u Teala diyor ki, yani bu orucu tutmanız sizin için daha hayırlıdır. Yani bu tutamadığınız günlerde daha sonra orucunuzu tutarsanız demişti ya. Ama diyor yani bu tutamadığınız günleri de böyle hani çok da pasife alıp da tutmamazlık yapmayın. Tutmanız sizin için daha hayırlıdır diyor. Çünkü o günün imtihanıydı. Bu ayın imtihanıydı bu. Bunu burada yerine getirmek gerekiyordu. İmtihan buydu. Yani gerçekten mazeret varsa diğer günlerde. Mesela yolculuğa çıkacağız. Şimdi bugün için bu, o gün için gerçekten bir problemdi. Ama bugün için problem değil. Dolayısıyla ruhsat var diye tutmamazlık yapmayın. Tutmanız sizin için dahilidir. Bakın bu soruları defalarca hocalara soruyorsunuz. Oysa Kur'an-ı Kerim'de bunların cevapları var. Ama anlayarak bakman gerekiyor. Sizin için daha hayırlıdır dedi. Yani o mazeretlerle oruç ibadetini ertelemeyin demiş oldu. Devam ediyor 185'te. Ramazan ayı ki insanlar için hidayet rehberi olan, dikkat edin, olay burada çözülüyor bakın. Ramazan orucunun neden önemli, bizim için mahiyetinin niye bu kadar büyük olduğu bu ayette anlatılıyor. Ne içindi? Takva için dedi. Tamam, şimdi bu ayette de öneminin neyden kaynaklandığını söylüyor. Bakın Bakara 185. Yani bu zamana kadar hiç bakmamış, hiç duymamış olanlar en azından şimdi bu program vesilesiyle açıp baksınlar. İnsanlar için hidayet rehberi olan, doğru yola ileten, doğru ile yanlışı birbirinden ayıran Furkan, doğru ile yanlışı birbirinden ayıran, apaçık kanıtları içeren Kur'an o ayda indirildi. He. Demek ki Ramazan ayının önemi Kur'an'ın o ayda inmeye başlamasından kaynaklanıyor. Önemini Kur'an'dan alıyor yani Ramazan ayı. Bu ay demek ki öyle bir aymış ki vahiyler, hatta önceki vahiyler de, bunun delilleri var fakat şu anda konuyla alakalı olmadığı için o konuya girmiyorum. Bütün nebilere, bütün vahiyler bu Ramazan ayında inmeye başlamıştır. Kur'an ayı deniyor ya. Kur'an'ın inmeye başladığı ayda Allah-u Teala bizi bir eğitime sokuyor. Bu Kur'an'ın içerisinde size bir takım emirler ve yasaklar gelecek. Bu ayda takvalı olma duygunuzu arttırmak için bir ibadet de veriyorum size ki bu Kur'an'ın içerisindeki sizden istediklerimi yerine getirebilesiniz. Mesaj bu. Şimdi bu takvalı olmamız için diye. Bir müminin takvasını bozan veya neye karşı, hangi günaha karşı takvalı olması gerekiyor? Bu birinci sırada ne vardır dendiğinde ne dememiz gerekiyor? Şirk. Allah'ı ikinci sıraya bırakma. Bu konuda takvanızı arttırın. Şirk konusunda. Bir sefer biz bütün ibadetleri, yaptığımız bütün eylemleri tevhid inancıyla,
kabul edip yapmamız gerekir. Dolayısıyla o zaman Kur'an'ın mesajı neydi bize? Hep tevhiddir. Şirkten kaçının, tevhide yönelin. İşte bu tevhide yönelenlerde neler yapması gerekiyor? Bu da diğer ayetlerde bize bildirildiği için, bu emirler Ramazan ayında inmeye başladığı için, dolayısıyla bize de, bizim de o, bu da takva isteyen bir görevdir. Yani bu tevhid ehli olabilmek takvaya bağlıdır. Yani günahlara karşı kendini koruma, şirke karşı kendini koruma yeteneğini arttırmak için bu oruç ibadeti bize farz kılındı. O ayda çünkü Kur'an-ı Kerim indi ki onun içerisindeki emirleri biz bu şekilde, düzgün bir şekilde yerine getirelim. Bu takva işidir çünkü. Bunu da oruçla elde edersiniz demiş oldu bize. Bakın yani anlatılan bu. Anlatılan bu. Yani buraya es geçmeyelim. Yani yoksulun halini anlamak, açın halini anlamak. Ya böyle bir ifade yok, yapmayın. Bu kadar basit bir ibadet değil bu. Bu çok önemli bir ibadet. Bu Ramazanımızı lütfen bu bilinçle geçirelim. Bu seneki Ramazan orucu takvalı olabilme mücadelemizin geçirdiği bir ay olsun. Ve ki bu, o takva hissimizi kuvvetlendirelim ki Ramazan'dan sonra bütün günahlara karşı aynı şekilde tavır takınabilelim. Özellikle şirke karşı. Ne hikmettir ki bakın, oruç ibadetiyle ilgili ayetlerin arasına dua ile ilgili bir ayet giriyor. Bir sonraki ayet tekrar Ramazan orucundan bahsediyor. Neden? Çünkü insanlar dua ederken sürekli şirke düşebiliyorlar. Yani bunu burada, bakın burada tevhidi ve şirki oruçla ilgili olan bir görevimizde de görüyoruz Kur'an-ı Kerim'de. Şimdi diyor ki Cenab-ı Hak, işte Kur'an-ı Kerim bu ayda indi. Sizden kim bu aya erişirse orucu tutsun. Kim de hasta veya yolcu olursa tutmadığı günler sayılınca başka günlerde tutsun. Tekrar vurguluyor aynı şeyi. Allah sizin için zorluk değil, kolaylık diler. Allah belirlenen günlerin sayısını tamamlamanızı ve size doğru yolu gösterdiğinden kendisini yüceltmenizi ve bu şekilde de görevinizi yerinize getirmenizi istiyor. Şimdi bakın ayeti açıklıyorum. Kur'an dedi bu ayda indi. Kim hasta ve yolcu olursa daha sonraki günlerde bunu tutsun ki, neden? Bakın nedenini söylüyor. Allah sizin için zorluk değil, kolaylık ister. Bu belirlenen günlerin sayısını tamamlamanız içindir. Yani o, siz şimdi hasta olduğunuzda, yolculuğa çıktığınızda size ben ruhsat veriyorum. Evet, bu günlerde oruç tutmayabilirsiniz. Çünkü Allah size zorluk dilemiyor, kolaylık diliyor. Tamam. Daha sonra tutun ki diğerlerine nazaran eksik kalmayın. Bu sayıyı tamamlayın diye. Bakın görüyor musunuz? Yani mahşerde siz diğerlerinden eksik kalırsınız diyor. O yüzden diyor başka günlerde bunu tutun. Orada bize bakın yine merhametiyle, rahmetiyle yaklaşıyor. Böyle bir ruhsat veriyor ki birbirimize karşı tam olalım, eksik olmayalım. Eksik gideriz çünkü oraya ve orada üzülürüz yani. Derece derece cennetler var ya, o farklı bir cennetteyken ben niye burada kaldım olmasın. Sayı tamamlansın diye yani. Bu da Allah-u Teala'nın bize bir rahmeti bakın. Sayıyı tamamlamanız için biz bunu yapmıştır. Tamam. Size doğru yolu gösterdiğinden dolayı, yani bu şekilde Allah-u Teala bu ayda, Ramazan ayında vahyi bize indirerek tevhidi ve şirki, ibadetleri ve ahlakı, haramları, helalleri, iyileri ve kötüleri bize bildirerek bize doğru yolu gösterdiği için, bakın ifadeye bakın, kendisini yüceltmemizi istiyor. Kendisini tekbir etmemizi istiyor. Allah-u Teala bakın bize ne söylüyor?
size doğru yolu gösterdiği için kendisini yüceltmenizi ister. Nasıl yücelteceğiz kendimizi? Bu orucu tutarak Allah-u Teala'nın bize yol gösterdiğini, hayatımıza müdahale ettiğini, onun tek ilah olduğunu, bizim de ona teslim olduğumuzu etrafımızdaki insanlara, diğer inançsız insanlara göstermemiz için. Bu şekilde onu tekbir etmiş olacağız. Bu şekilde onu yüceltmiş olacağız. Allah bizim hayatımıza karışır. Bakın, helalimiz var. Yiyecek içeceklerimizi de bize helal kıldı. Fakat biz o emrederse bize helal olan şeyleri de yapmayız. Yeter ki o emretsin. Biz tevhid ehliyiz. O ne derse onu yaparız. Bu şekilde bu görevi yerine getirerek Allah'ı tekbir etmiş oluyoruz. Allah'ı yüceltmiş oluyoruz. Allah bunu da istiyor. Doğru yolu size göstermesinden dolayı onu tekbir edin diyor. Onu yüceltin diyor. Ve sonunda da ne diyor? İşte böylece umulur ki görevinizi yerine getirmiş olursunuz. Bu görevi yerine getirmemizi istiyor Allah-u Teala. Ayetlere lütfen bakın. Belki ayetlere bakanlar varsa şunu diyebilir. Ayet şu şekilde bitiyor. Böylece şükretmiş olursunuz diye bitiyor. Neden şükür demediniz de görevi yerine getirmek dediniz? Bu ayrı bir konu. Şükür dille yapılan bir şey değildir. Eylemle yapılan bir şeydir. Fakat bunu uzun uzun anlatmam gerekiyor. Allah izin verirse ilerleyen günlerde bunu ayrı bir konu olarak ele alırız. Fakat şimdilik şu kadarını söyleyeyim. Allah'a şükretmek dille yapılan bir şey değildir. Yani teşekkür ediyorum ya Rabbi demek değildir. Şükür eylemle yapılan bir şeydir. Yani o verdiği nimetin karşılığını istemesi, biz onu yerine getirdiğimizde de ona teşekkür etmiş oluyoruz. Açıklaması budur bunun, ama ayrı bir konudur bu. Bunu da böyle söyleyeyim. O yüzden ayete böyle bir mana verildi. Kendisini yüceltmemizi istiyor. Allah tekbir edilmek istiyor. Allahu Ekber diyoruz ya. İşte o tekbir etmek Allah'ı yüceltmektir. O en büyüktür. O bizim hayatımıza müdahale eder. Ve biz ona teslimizdir. Takvalı olmamız için bize böyle bir görev verdi. Helal olanları bile bize belirli bir saatlerde haram kıldı. Biz ona teslim olduk. O vazifeyi yerine getireceğiz. Allah da diyor ki umulur ki şükredersiniz. Yani umulur ki bu vazifenizi yerinize getirirsiniz. Bunu sizden istiyorum demiş oldu. Şimdi bakıyoruz bir sonraki ayette. Sanki birden konu Ramazan orucu ibadetinden çıkıyormuş gibi, başka bir konu anlatıyormuş gibi, fakat değil. Kullarım sana beni sorarlarsa bilsinler ki ben onlara yakınım. Bana dua edenin duasına karşılık veririm. O halde onlar da benim çağrıma uysunlar. Nereye çağırıyor Allah-u Teala? Kendisine teslim olmaya davet ediyor. Dinine müslim olmaya davet ediyor insanlar. Kulları diyor bakın. Kullarım sana beni soruyorlar. Onlara de ki, yani bize Allah'ı anlat. Bu Allah nasıl bir varlık? Biz onu nasıl tanıyalım? Nasıl bilelim? Bir Allah'tan bahsediyorsun bize. Ona iman etmemizi, ona teslim olmamızı istiyorsun. Gönderdiği bu vahye teslim olmamızı, bunu yaşamamızı istiyorsun. Peki o Allah'ı bize anlat diyenlere de ki, Allah-u Teala kendini tanıtıyor bakın. Allah kendini anlatıyor. Başkasının anlatmasına gerek yok. Bilsinler ki ben onlara yakın. Bana dua edenin duasına karşılık veririm. O halde onlar da benim çağrıma uysunlar. Onlar bana dua ettiklerinde, yani onlar beni çağırdıklarında ben onların çağrısını işitiyorum ve karşılığını da veriyorum. Öyleyse onlar da benim çağrıma uysunlar. Allah'ın dinine teslim olma çağrısına. Ve bana gerçek anlamda iman etsinler ki doğru yola kavuşmuş olurlar. Şimdi bakın. Ramazan orucuyla alakalı bir sonraki ayette şafak vaktinden falan bahsediyor. Oruca ne zaman başlayacağımızı, iftara ne zaman yapacağımızı başlatıyor. Fakat bir önceki zaten orucun, Kur'an'ın indiği ayda, ama arada dua ile ilgili bir. Çünkü insan, bakın ne dedik?
Oruç ibadeti takvayı artırmak içindir. Takvanın birincisi şirke karşı yapılır. Dolayısıyla bugün maalesef ki Müslümanlar dua ederken esas şirke düşüyorlar. Allah'tan başkasını araya koyarak aracılarla Allah'a yönelip dua ediliyor ya, veya şu filancanın yüzü suyu hürmetine dua ediliyor ya, işte bu takvayı bozuyor. Oruçlunun bir numaralı vazifesi takvaya karşı, hangi konuya karşı takvalı olacak derse, şirke karşı. İşte bu da şirkin birinci kısmını bize söylemiş oldu. Ramazan orucuyla alakalı bir bağlamda dua geldi. Dolayısıyla oruçlunun duası kabul olur diye bir rivayet var ya, o da muhtemelen buradaki bilgidir. Oruçlunun duasının önemli olduğunu da biz bu ayetten görüyoruz. Bir dua ayeti girdi araya. Allah kendisini böyle tanımamızı istiyor. Onlar bana dua ettiklerinde ben onların dualarını kabul ederim. Belki birileri şöyle diyebilir. Ya ben dua ediyorum ama kabul olmadım. Şimdi Allah-u Teala burada diyor ki ben hemen veririm demiyor. Bakın dikkat edin. Duasını kabul ederim diyor. Yani karşılığını ver. Ama ne zaman? Mahşerde de verebilir. Bu illa dünyada karşılığını vereceğim anlamına gelmez. Ben onun karşılığını kesin veririm demektir. Ama burada vermedi. Bakın ne diyor ayet? Tekrar ediyorum. Bana dua edenin duasına karşılık veririm. Ama hemen veririm demiyor. Kesin verecek. Bizim ettiğimiz bütün dualar karşılığını bulacak. Ama bu dünyada bulacak anlamı yok. Bu ayetten o çıkmaz yani. Öyle bir söz vermiyor Allah-u Teala. Hangi işin bizim için şer, hangi işin bizim için hayır veya şer olduğunu biz bilmiyoruz. Bilen o. Ona göre de duamızı kabul ediyor veya etmiyor. O halde onlar benim çağrıma uysunlar, bana gerçek anlamda iman etsinler ki doğru yola kavuşmuş olurlar. Şimdi doğru yol neydi burada? Bakın doğru yol. Dua ederken yanlış yola gidenler var ki bu şekilde dua etsinler ki doğru yola ulaşsınlar diyor Allah-u Teala. Konu çok önemli. Evet. Devam ediyorum. 187'ye geçiyorum. 187'de de diyor ki Allah-u Teala, şafak vaktinin siyah ipliği beyaz ipliğinden ayırt edilme anına kadar. Şimdi bu tartışmayı tabii ki bilenler bilir. Ben de bu konuyla alakalı söyleyeyim. Gerçi bir şey söylemeye gerek yok. Allah-u Teala ayette söylüyor zaten. Şafak vaktini siyah ipliği ve beyaz iplik dediği, o şafak vakti havanın aydınlanmaya başladığı vakitte dışarı çıkıp gözlem yaparsanız o ufuktaki o yayılan aydınlık çizgiyi ve karanlık çizgiyi göreceksiniz. O iplik dediği olay bu oluyor. Biz oruca başladığımız vakitte bunu göremiyoruz diyenler varsa o zaman daha oruç vakti girmemiş anlamına gelir. O gözlemi yapacak kişi. Ayet öyle söylüyor. Bakın. Şafak vaktinin istediğiniz meale bakabilirsiniz. Şafak vaktinin siyah ipliği beyaz ipliğinden ayırt edilme anına kadar yiyin için. Sonra geceye denk orucu tamamlayın. Yani o akşam vaktine kadar, niye gece diyor derseniz, onun da bir izahı var. Aslında bizim akşam dediğimiz vakte Araplar gece diyor. Yani güneş battıktan sonraki olan kısma, bir dahaki güneşin doğacağı olan kısma Araplar gece diyor. Ve bu gecenin de bölümleri var. Bunlar çok ayrı konular tabii. Allah-u Teala bize burada 187. ayette ne demiş oldu? Havanın aydınlığını siz kendi oturduğunuz yerde, yaşadığınız yerde aydınlanmaya başladığını görene kadar yiyip içebilirsiniz. Orucun başlama vakti aydınlanmaya başladığı vakittir. Sabah namazının vakti de o zaman girer. Kabulümüz, görüşümüz, düşüncemiz budur. Teslim oluyoruz ayete. Ayet öyle söylüyor. Sonra da geceye denk orucu tamamlayın. Bunlar Allah'ın koyduğu sınırlardır. Bakın Allah sınırı koydu. Ne olacak? Bu sınır bize niye koyuluyor? Aşmayın diye. Bize sınır koyuyor, bu sınırı aşmayın diyor. Yani orada bir vakitte belirledi. Öncesinde takva ile ilgili kurallar, takvayı anlattı. Vahyin bu ayda inmeye başladığını söyledi. Bunlar diyor Allah'ın koyduğu sınırlardır. Bu sınırlara yaklaşmayın.
İşte böylece Allah insanlara ayetlerini açıklar. Niye açıklıyorsun ya Rabbi? Umulur ki takva sahibi olursunuz. Burada ayetin bir kısmını atladım. Mescitlerde itikafta itikaftaysanız diyor, işte hanımlarınıza yaklaşmayın ayeti var. Şimdi burada itikaf da çok önemli bir ibadet. Hani Resulullah son oy Ramazan'ın son 10 günü itikafa giriyor. Tabi bu da durumu vakti olanlar için olacak bir şey. Bu itikaf ibadetinde de sürekli Allah'a, çünkü Kur'an-ı Kerim şimdi o oruç takva arttırma ibadetiydi ya, böyle anlattık ya. Şimdi o itikafta da sürekli bir tefekkür halinde. Günahları, haramları, helalleri düşünerek, Allahü Teala'nın kitabının üzerinde kafa yorarak, tevhidi, şirki tam iliğine kadar idrak edip anlamaya çalışmaktır. Sürekli ibadettir. 10 gün boyunca. Burada da insan müthiş bir derecede olgunlaşıyor. Bu olgunlaşma ibadetidir yani. Ramazan ayı zaten olgunlaşma ayıdır. Takva ayıdır dedik ya. İşte bu vazifeyi de bize burada söylüyor ama emir vermiyor. Bunlar diyor Allah'ın koyduğu sınırlardır. Sınırları aşmayın. Evet. Dediğim gibi Ramazan orucunda bizim dikkat kesileceğimiz nokta takvadır. Takva olayını, takva görevini, vazifemizi en üst seviyeye çıkarabilmenin sebebidir oruç ibadeti. Vazifemiz budur. Şimdi bizim Hendek Kur'an Evi Yetim ve Yoksullara Sahip Çıkma Derneğimiz var. İhtiyaç sahibi ailelerimiz var. Bunlara bizzat kendim, bu ihtiyaç sahibi aileleri, bunlar sokakta dilenen insanlar değil. Bunları ben kendim tespit ediyorum. Bunlarla irtibata girip yardım kabul ettiklerinde de listemize ekliyoruz. Her ay düzenli bu insanlara yardım yapmaya çalışıyoruz. Bu ayda herkesin yardımlaşmaya teşvik edildiği bir ay. Bizim böyle bir vazifemiz var. Şu an için 23 tane ailemiz var. 8-9 tane yetimimiz var. Her ay ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştığımız. Yakında bayramlıkları alınacak. Dolayısıyla bu konuda Hendek Kur'an Evi Yetim ve Yoksullara Sahip Çıkma Derneği olarak bize destek verirseniz duacı oluruz size. Bu konu hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Kim tevhid ehliyim diyorsa, Kur'an'a teslim oldum diyorsa onlara selam olsun. Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin.